Efendim, safari kelimesi genellikle Afrika'yı çağrıştırır. Vahşi hayatla iç içe yapılan doğa turlarına deniyor. Safari'nin bir de Tunceli versiyonu var. Üstelik Tunceli'deki safari'de turda motorlu araç kullanılmıyor. Pülümür Vadisi'nde havadan tur yapılabilse çok iyi olurdu. Vadi sonbaharda hüzünlü bir güzellik sunuyor. Yukarıdan çıplak gözle tur mümkün değil. Ama bir seçenek var. Kuşkusuz Pülümür Vadisi'nde atlarla yapılan tur hep böyle dört nala geçmiyor. Biriciler vadideki Örenönü Tabiat Parkı'nı doya doya gezebiliyorlar. Pülümür Vadisi Örenönü Tabiat Parkı'ndaki atlı tur havadan çekildiğinde günün uygun saatlerinde gölgelerin turu haline dönüşüyor. Fikir bölge insanlarından Cengiz Kılıç'tan çıkmış. 8 at besliyor. Tura katılanlara hem rehberlik ediyor hem de yolda binicilik konusunda yardımcı oluyor. Tunceli Pülümür Vadisi'ndeki atlı tura katılanlar memnun ayrılıyorlar. Bu tür bir deneyimi ilk defa yaşayan Tuncay Sarıgül, çiftlik sahibinin cesaretlendirmesi sayesinde turu tamamladığını belirtiyor. Gerçekten öncesinde biraz korkularımız vardı. Daha sonrasında işletmenin sahibiyle beraber yola çıktıktan sonra bu heyecanımızı üzerimizden attık ve bize bir rota belirlenmişti. Bu rotada gittiğimiz zaman o doğal güzellikler gerçekten bizi büyüledi. Ve bir o kadar mutlu olduk, bir o kadar da memnun olduk. Gerçekten çok eğlendik. Bu eğlence herkesin yaşamasını, tatmasını isterim ve herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Burak İmraksa İzmir'den Tunceli'ye gittiğinde kendini atlı turda bulan bir gezgin. Çok eğlenceliydi. Doğal güzellik bizi çok mutlu etti. Şehir stresinden uzaklaştık. Yani dert yok, tasa yok. Şu an yani bildiğin cennette gibiyiz. Bu geçtiğimiz haber büyük ölçüde hepimizin hane halklarının bütçesini yakından ilgilendiriyordu. Bir de devletin bütçesi var. Aslında biraz daha ayrıntılı bakarsanız o da hepimizin bütçesini etkileyecek bir yapı, bir kanun. 27. dönem çalışmalarında meclise bütçe yakında gelecek, pazartesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başlıyor. 2023 yılı bütçe teklifi anayasa gereği her yıl 17 Ekim'de meclise sunuluyor. Bu bütçe 27. yasama döneminin son bütçesi olacak. 2 ay boyunca komisyonda ve genel kurulda bütçe takvimi işleyecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Bakanlar faaliyetlerini ve geleceğe yönelik projelerini komisyon üyeleriyle paylaşacak. Plan Bütçe Komisyonu aşaması geçtikten sonra 2023 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'na taşınacak. Aralık ayının ilk iki haftası genel kurulda bütçe görüşülecek. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra ise meclis Ocak ayının sonunda tatile girecek.